Evet, Mehdi konusuna gelince bu konuda çok detaylı bilgi veren bir doktora tezini Mehdilik adıyla 1971 yılında yayınlayan, şu anda da İzmir 9 Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Profesör Avni İlhan'ın kitabını baştan sona dikkatle okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bu konuda benim bugüne kadar gördüğüm en detaylı ve en etraflı malumatı hali bir kitap. Mehdi, kelime anlamı itibariyle bildiğiniz gibi hidayet eden, edecek olan, hidayet eden, yani doğru yolu gösterici anlamında ismi faildir Arapça. Bunun en nihai kökte kelime de el-hadi. Hadi de mehdilik yapan, yani mehdilerin mehdisi, yani Allah'ın özel adı. Abdülhadi diye, yani hadinin kulu diye de isim konur Müslümanlar tarafından, bilirsiniz. Bu Şia'nın da dışında, yani İslam'ın da başka dinlerin de aslı olmadığı halde insan muhayyilesi tarafından aciz ve zavallı insanların bir bakıma ümitlerinin ürünü olmadık bir kişiliği ümitleriyle doğurup, yoğurup ortaya çıkarmaları sonucu muhayyel bir kişi, hayali bir kişi. İşte bu bakıyor, ediyor, düzelmiyor, ediyor, işte inşallah bir gün biri gelir düzeltir filan. Yani böyle umutla yaşanır ancak ya. Derken günün birinde hakikaten gelecek de ortalığı düzeltecek birisi çıkacakmış gibi müşekkelleştirmişler, müşahhaslaştırmışlar. Bu İsrailiyatta, yani İsraillerin dininde de var, Hristiyanlıkta var, Budizm'de var, başka yerlerde var. Yani Mehdi kavram çok geniş. Tabii oralardan İslam'a da taşınmış. Çünkü dünya kadar insan Budizm'den, Yahudilikten, Hristiyanlıktan, Zerdüştlükten, Şuculuktan, Maniheizm'den bilmem neden İslam'a gelmişler. Gelirken de nesi var nesi yok beraber getirmiş yani.